Dünyanın tüm coğrafyalarına dağılmış 6,5 milyar insan, tüketici bir varlık olarak dünyayı kuşatıyor, baş döndürücü hızla bu sonsuz yürüyüşünü sürdürüyor. İnsanoğlu, yaşamını idame ettirebilmek için varoluşundan bu yana hep doğada hazır bulduğu kaynaklara yöneldi, kolayca ulaşabileceği su, toprak, orman, mera gibi doğal kaynaklardan bin yıllar boyunca faydalanmayı sürdürdü. Söz konusu plansız faydalanmalar ağır bir bedenin faturası olarak insanlığın önüne gelmiş bulunuyor. Çin'den Hint'e, Mısır'dan Mezopotamya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya bütün uygarlıklar sırtlarını doğal kaynak varlığına yasladı. Anadolu, bütün bu uygarlıkların ya beşiği ya da besleyicisi oldu. Nitekim günümüzde 1,5 milyar insan güvenli içme suyu kullanamıyor. Bu nedenle her yıl 12 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Dünyanın kıtaları birleştiren yegane ülkesi ise Türkiye. Bir yanı geçmiş, bir yanı gelecek. Bir yanı su, bir yanı orman, tarih, coğrafya. Ve Türkiye'nin sularla damgalanıp ormanlarla mühürlenmiş dünya kenti İstanbul. Türkiye toprakları dünyada mevcut 8 önemli gen merkezinden ikisini içine alıyor. Yaklaşık 3600'ün üzerinde endemik, 11.000'den fazla bitki türü, çok sayıda balık, amfibi tür, sürüngen, kuş, memeli. Bu çeşitliliğin korunarak geliştirilmesi, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi büyük önem taşıyor. Ancak orman alanlarımız yine de çeşitli orman zararlılarıyla yangın gibi tehditlere maruz. Bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye, yangına fazla hassas olsa da orman yangınlarına karşı verdiği mücadelede Avrupa ülkeleri arasındaki göz kamaştıran büyük başarısıyla orman varlığına barınak olmakla kalmıyor, aynı zamanda sigorta oluşturuyor. Ne var ki orman alanları yoğun insan baskısı altında bilinçli ya da bilinçsiz olarak parçalanan yerleşim yerleriyle kuşatılmış bulunuyor. Bu nedenle orman alanlarıyla yerleşim yerleri arasındaki ilişkinin ve etkileşimin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca Türkiye, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimini geliştirmeye ve sektörün milli ekonomiye, istihdama katkısına önem verdiğinden bu yönde de özel çaba harcıyor. Ormanla iç içe yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için bal ormanları kurulması, meraların ıslahı, odun dışı orman ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi gibi konularda projeler üretilip geliştirilmekle kalmıyor, bunlar hayata da geçiriliyor. Diğer taraftan şehirlerin soluk alması amacıyla kurulan şehir ormanları da halkın üzerindeki stresi ortadan kaldırmada ve sonuçta ormana yönelik baskıyı azaltmada önemli rol üstleniyor. Sonra bunlara çölleşme ve erozyona karşı verilen mücadele, sel, heyelan ve çığ kontrolü çalışmaları ekleniyor. Toprak için verilen mücadeleye her geçen gün başka başka mevzilerde devam ediliyor.
Türkiye'de bütün bu işlerin sorumlu yetkili yürütücüsü Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü bu konularda her gün başarılarına yenilerini ekliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekonomik kalkınmaya evet, ormansızlaşmaya hayır diyor. Böylece bir yandan geleceğe dönük su planlamaları yaparken topraklarını stratejik önemde bir barajlar ağıyla ve ormanlarla örmeyi de ihmal etmiyor. Bakanlık bu amaçla bütün hızıyla büyük bir milli ağaçlandırma seferberliği, bir orman seferberliği sürdürüyor. Ormancılık politikasıyla dünya içinde aynı zamanda rol model oluşturuyor. Nitekim bu seferberlik sonucunda 2008-2012 arasında kalan son 5 yıl içerisinde 2 milyarı aşkın fidan toprakla buluşturuluyor. Öte yandan eskiye göre orman verimliliğinde de ciddi artış gözleniyor. Ancak ormancılığın sorunları da artık ulusal sınırları aşmış bulunuyor. Ormansızlaşmaya, çölleşmeye karşı verilen mücadele, rehabilitasyon, ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele gibi konularda hem uluslararası işbirliği hem de mali mekanizmaların oluşturulması kaçınılmaz bir gerçeklik. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Orman Forumu büyük çaba gösterirken düzenli olarak oturumlar gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler Orman Forumu'nun daha önce hep New York'ta düzenlediği Birleşmiş Milletler Orman Forumu'nun 10. oturumu bütün bu başarılarından ötürü ilk kez Türkiye'ye alınıp İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye artık dünyanın orman varlığını arttıran nadir ülkelerinden biri. Öyleyse orman tahribi, ormansızlaşma kader değil. Belki insanoğlu bir adım geri düşmüştü ama bugün iki adım ileri gitmeyi hedefleyip kaderini değiştirmenin tarihi adımını atıyor. Türkiye tüm dünyaya sesleniyor. Hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, renkten, kültürden olursan ol, yine de gel. Dünyanın bu büyük orman seferberliğine katıl. İki kıtayı, yeşille maviyi, ormanla suyu bir araya getiren Türkiye'nin çağrısı bu. Hangi kıtadan, hangi milletten olursan ol, ormanlar için sen de bir araya gel, ormanlar için el ele ver. Çünkü dünya hepimize ait bir orman dünyası, bir sevgi dünyası. Hadi gel, dünyayı ormanla, sevgiyle kuşatalım.